Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimde ondalık kesirlerle bölme işlemini anlatmaya çalışacağım. Ondalık kesirlerle bölme yaparken ondalık kesri virgülden kurtaracak şekilde bölen ve bölünen sayılar genişletilmesi lazım. Onları genişleteceğiz. Nasıl yapacağız? Örneğimize bakın. 0 tam onda 9'u 0 tam %3'e bölmek istiyoruz. Fakat virgülden kurtarmamız gerekiyor. Önce bu sayıları genişletirip sayılarımızı virgülden kurtaracağız genişletmek için virgülü sağ tarafa doğru kaydırıyoruz. Yani bunu da sağ tarafa doğru kaydıracağız. Fakat ikisini de eşit şekilde genişleteceğiz. Şimdi burada virgülden sonra bir kişi var. Burada virgülden sonra iki kişi var. O zaman ben bunu da iki kişi yapmam gerekiyor. Yani şöyle yapayım. 0 tam 10'da 9'un yanına bir 0 kendim ekleyebiliyorum. Buraya bir 0 koyduğum zaman sayının değeri değişmiyor. 0 tam 10'da 9 ile 0 tam %90 aynı değerde sayılar olduğu için. Şimdi ben bunu iki kişi yaptım. Ne yapacağım? İkisini de genişletiyorum. Virgülümü 1, 2 basamak kaydırıp boşa çıkarıyorum ve burası 90 kalıyor. Bunu da iki kişi genişletiyorum. Tabi dedim ya eşit şekilde genişletmemiz lazım. Bunu da iki kişi kaydırdığım zaman virgül boşa çıkıyor. Burada sadece 3 kalıyor. Şimdi şuraya temiz olarak yazalım. 90 bölü 3 yaparsam buradaki bölmenin sonucunu bulmuş olacağım. Hemen bölelim. 9'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Şimdi sıfırı getirdim. Sıfırda 3 yok. O zaman buraya koydum. Cevabımız ne oldu? Az önceki sayılarımızı yazalım. Mesela şu şöyleydi. Evet. Bunun cevabı neymiş? 30'muş. Bu şekilde bölmeyi yapacağız ve cevabı bulacağız. Şimdi örneklerimizi yaptıkça daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bakın 28 bölü 0 tam onda 2 var. Nasıl yapacağız bunu? Bu ondalık kesimizi virgülden kurtarmam gerekiyor. Ve virgülden sonra bir kişi olduğu için ben bunu bir kez kaydıracağım. Ama bunda kaydıracak bir virgül yok. O zaman ne yapacağım peki? Şöyle yapacağım. Bunu bir kişi kaydırdığımda hatta şuraya yazayım ya da şuraya yazayım. Buraya bir sıfır ekleyeceğim. Ve bunu bir kişi kaydıracağım. Yani bunu 10 ile genişletmiş oldum. Bunu da 10 ile genişletmiş oldum. Ve 280'i Şimdi burası 2 kaldı sadece. Buradaki sıfırın bir değeri kalmadı. Virgül boşa çıktı. 280'i 2'ye bölersem şu bölmeyi yapmış olacağım. Hemen bölelim. 2'de 2 bir defa var. 8'i getirdim. 4 defa var. Ve son olarak 0'ı getirdim. 0'da 2 yok. Demek ki cevap 140 olacak. O zaman bunun cevabı 140 olarak yazıyorum. Burada işim kolay. Bakın virgülden sonra 0,81 2 kişi var. Burada virgülden sonra 2 kişi var. O zaman ben bunları 2 kişi kaydırırım. 1, 2 yani 100 ile genişletirim. Bunu da 100 ile genişletirim. Bunu da 2 kişi kaydırırım. Ne olur o zaman? 81 bölü 9 olur. İkisini de boşa çıkarmış olurum. Ve 9 kere 9 81 olduğuna göre o zaman buradaki bölmenin cevabı 9 oluyor. Bu şekilde yapmış oldum. Biraz daha örnek yapalım. 20,8 1,6 Yine işimiz kolay. Çünkü virgülden sonra bir kişi var. Bunda da bir kişi var. Virgülümü bir tane kaydıracağım. Bunda da bir tane kaydıracağım. Ve boşa çıkacak. Yani 208 bölü 16 olacak. Yeni sayılar. Hemen şöyle bölelim. Evet. 2'de 16 yok. 20'yi soruyorum. 20'de 16 bir defa var. Evet 4 kaldı. Şimdi 8 var yapmadığım. Onu getiriyorum aşağıya. 48. 48 de 16. 3 defa var. 3 kere 6 18. 3 kere 1 3. 4 oldu. Ve cevabımız 13 çıktı. Demek ki bu bölmenin cevabı 13 olacakmış. Diğerini yapalım. 4,8 bölü 0 tam onda 6. Ne yapıyorum? Yine birer basamak kaydırmam yeterli. Burası oluyor 48 virgülü kaydırdığım zaman hatta göstereyim şöyle. Bunu da kaydırdım. Virgül boşa çıktı. 48 bölü 6 oldu. Şimdi 6, 48 bölü 6 8 defa var. 8 kere 6 48. Demek ki bu bölmemizin sonucu da 8 oluyormuş diyoruz. Şimdi gelelim son örneğimize. Daha sonra 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölmeleri göstereceğim. Bu şu son örneği de bir yapalım. Bakın 0 tam. Onda 5'i 2'ye böleceğim. Ee, bunu bir basamak kaydırdığım zaman ne olur burası? 5 olur. Bölü. Tabi bunu bir basamak kaydırdım ama bunda virgül yok. O zaman bunu da virgül olmadığı için bunu bir basamak kaydırdığım için 10 ile genişlettim. O zaman bunu da 1 0 eklemem lazım. Şimdi 5'i 20'ye böleceğiz. Hatırlarsanız nasıl yapıyorduk biz bölme yaparken böyle. Şöyle yapıyorduk. Tekrar göstereyim. Şimdi 5'te 20 yok olmadığı için ne yapıyoruz? Şuraya bir 0 koyuyoruz. 5'te 20 bölemiyorum demek. Yok demek. Sonra bölmeye devam edebilmek için ne yapıyorum? Şuna bir 0 ekliyorum. Ekliyorsam o zaman ne yapıyoruz? Bunu ondalık kesir haline dönüştürüyoruz. Virgül atıyoruz ve şimdi devam ediyoruz. 50'de 20 2 defa var. 2 defa 20 40 ediyor. Ne kaldı? 10 kaldı. Şimdi bölme 0 olana kadar kalan 0 olana kadar devam etmem gerekiyor. O zaman onu 20'ye yine bölemedim. Öğretmenim nasıl yapacağız? Buraya tekrar virgül mü koyacağız? Hayır öyle değil. Bir sıfır koyup devam ediyorum. Yüzde yirmi kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 20, 100 oluyor. Buraya bir sıfır kendim ekledim. Ve bu şekilde bölmede kalan sıfır olana kadar devam ettim. Demek ki cevabımız ne oldu? 0 tam %25 oldu. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi kısa yoldan 10, 100 ve 1000 ile nasıl bölme yapıyoruz? Ona da bakalım. Ondalık kesirleri 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme yaparken virgülü sola doğru, sol tarafa doğru kaydırıyoruz. Nasıl kaydırıyoruz? 10 ile bölme yaparken, bölerken virgülümüzü 1 basamak sol tarafa. 100 ile bölerken 2 basamak sol tarafa 1000 ile bölerken virgülümüzü 3 basamak sol tarafa kaydırıyoruz. Hatırlarsanız sayı doğrusunu düşünün. Sol tarafa doğru gidildikçe sayılarımız küçülürdü sayı doğrusunda. Ve bölmede de bölme yaptığımız zaman sayılarımız küçüleceği için yani sonuç küçüleceği için bölünen sayıyı bölene bölme yaptığımızda sonuç küçük bir sayı çıkacak. O yüzden sol tarafa doğru kaydırıyoruz. Çarpma işleminde ne yapıyorduk? Sağ tarafa doğru kaydırıyorduk. Çünkü orada sayılarımız büyüyordu. Tekrar ediyorum virgülü e, sol tarafa doğru kaydırıyoruz. Bölme yaparken bunu unutmayın. Şimdi 3,75 bölü 10. Ne yapıyoruz? Bir tane sol tarafa kaydırdım. Bakın virgül buraya geldi. Peki ben bunu böyle mi yazacağım? Öğretmenim virgül buraya geldi. Virgül boşa çıktı. Yani biz artık bu virgülü atıyor muyuz? Hayır atmıyoruz. Hani Az önceki bölmelerde virgül sağ tarafa gelip boşa çıktığında onu atıyorduk. Ama böyle sol tarafa çıktığında atmıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Başına bir sıfır ekliyoruz. Ve ne oluyor sonucumuz? Sıfır tam e, binde 375 veya sıfır virgül 375 diyoruz. Bunu yapalım. Bakın e, 10 ile bölüyoruz. Sol tarafa doğru bir tane kaydıracağım. Yani şu 4 ile 7'nin arasına girecek virgülümüz. Ve cevabımız şöyle olacak. 4,7182 olacak. Diğer örneklerimizi de yapalım. En üstteki sayımızı 10'a böleceğiz. Yani virgülümüzü bir basamak sol tarafa doğru kaydıracağız. Yani buradan 6 ile 4'ün arasına gelecek. Ve 36,41 olacak sonucu. Burada 100 ile bölme var. 100 ile bölme yaparken de virgülü 2 defa kaydırıyoruz. 2 basamak kaydırıyoruz. Yani 1 2 4 ile 2'nin arasına girecek ve yani şöyle olacak. 4, 2315 olacak. Bunu yaparken nasıl yapacağız? Şimdi dediğim gibi virgülümüzü 2 defa kaydıracağız ama bakın burada 1 kişi var. Yani 1 2 diye kay. O zaman ben bunu 2 kişi yapayım. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Bakın ilk önce tekrar yazayım. 0 tam 10 2'nin şu başına bir 0 ekleyebilirim. Niye ekledim? Çünkü kaydıracağım için. Peki buradaki ben sıfırı koyduğum zaman sayının değeri değişti mi öğretmenim diye sorarsanız hayır değişmedi. Yani şuradaki 0 tam 10 2 ile şu sayı aynı sayılar. Değeri değişmedi. Ben bunu niye koydum? 100 ile bölme yapabilmek için koydum. Hatta bir 0 daha ekleyeyim daha kolay olsun. O zaman ne yapalım? 1, 2 kişi kaydıralım ve virgülümüz şuraya gelsin. Ve cevabımız şöyle oluyor. 0, virgül, 0, 0, 2 oluyor. Bu şekilde kolay yoldan 100 ile bölmüş oldum. Bakın bu da aynı. Yine 100'e böleceğim. 2 kişi kaydıracağım ama burada bir kişi var. Bir basamak var. O zaman ne yapayım ben bunu? Şöyle yapayım. 2 kişi daha ekleyeyim ve şöyle yapayım. Şimdi 100'e böleyim. Ve virgülümü 1-2 tane kaydırıyorum. 0 virgül 0-379 oldu. Bu şekilde yazıyorum. Yani sınavlarda, yazılarda böyle şeyler karşınıza çıkarsa böyle sayılar öğretmenim ben 100'e bölemedim. Çünkü kaydıracak insan yoktu. Bir tane kaydırabiliyordum demeyin. Buraya kendiniz dilediğiniz kadar 0 ekleyin. Sonra virgülünüzü kaydırın. Yani bu kadar kolaylaştırın işinizi. Devam edelim. Bakın burada da yine aynı. Yüze böleceğiz. 2 kişi kaydıracağız. Şuraya bir sıfırı kendimiz ekleyelim ve bunu kaydıralım. Şöyle hop. 0 virgül 4396 yapalım. Sonucu bulalım. Geldik. 1000 ile bölmeye. 1000 ile bölme yaparken virgülü 3 defa kaydırıyoruz. 1, 2, 3 Yani buraya geliyor. 4 virgül Şöyle tutalım kağıdımızı. Evet. 36216 oluyor. Ve bu şekilde sonucu bulmuş oluyoruz. Son kağıdımızı da yapıp dersimizi bitirelim. Yine 1000 ile böleceğim. 3 kişi kaydıracağım. Ama sol tarafta 1 kişi var. Ne yapıyordum? Kendim dilediğim kadar 0 ekleyebiliyordum. Şöyle ekleyeyim. Hatta 3 tane ekleyeyim. Ve virgülümü 3 kişi kaydırıyorum. 1, 2, 3. Yani şuraya koyuyorum. Ve sonuç şöyle oluyor. 0,00 854 oluyor. Yine burada da aynı. 1000'e böleceğim. 3 kişi yapayım. 4 şöyle 3 tane 0 ekleyeyim ve şunu 3 kişi kaydırdığım zaman 1 1 2 3 yani şuraya geliyor. 0 virgül 3 tane 0 ve 7 oluyor. Bu şekilde. Burada işim kolay. 1, 2, 3 kişi kaydırıyorum. Yalnız bir sıfır başa atayım. Ve bu virgülü tam şuraya getireyim. 0, evet 365.184 oluyor sayımız. Ve bunu da aynı şekilde bölüyorum. 3 kişilik kendim 0 atıyorum. Sol tarafa doğru 3 defa kaydırdığım zaman 0, virgül 3 tane 0 ve 63 olarak yapıyoruz. Umarım sizlere konuyu anlatmayı başarabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.